tarafa. Teşekkür ederim. Kayseri'nin sorunlarını, Kayseri'deki iş dünyasının, iş insanların sorunlarını dinlemek üzere genel başkanımızla birlikte Kayseri'ye geldik. İl başkanımızla, milletvekilimizle birlikte huzurlarınızdayız. Tabii Kayseri Türkiye'nin önemli merkezlerinden, iş aleminin önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle Kayseri'de dinleyecekleriniz aynı zamanda Türkiye'nin geneli içinde bize ışık tutacak hususlardan bir tanesidir. O nedenle ben önemli bir toplantıya katılacağımız, genel başkanımızla birlikte önemli bir toplantıya katılacağımız ve Kayseri'nin nabzını tutacağımız kanaatindeyim. Bu toplantıyı düzenleyen arkadaşlarımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize bizimle beraber oldukları için çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensupları, hatırlayacaksınız çarşamba günü biz Türkiye'nin yapıcı gündemlerinin peşindeyken Türkiye'nin gündemini değiştirmek için Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Genel Başkanımızla ilgili olarak grup toplantısında hakikaten ağza alınmayacak bir takım sözler sarf etmişti. Grup Başkan Vekilimiz de bu sözlerle ilgili olarak bu sözleri aynen kendisine iade etmişti. Arkadaşlar, bu sözlerin hiçbir aslı astarı yoktur. Dün grup başkan vekilimiz de açık seçik ifade etmiştir. Ben de daha önceki basın toplantımda söyledim. Genel başkanımızın, grup başkan vekilimizin söylediği sözlerle ilgili keşke dediği hiçbir şey yoktur. Bunun açık seçik bilinmesi lazım. Dolayısıyla dün akşam söylenen ve bugün sosyal medyada giderek köpürtülmeye çalışılan sözlerin hiçbir astarı yoktur. Aslı astarı yoktur.